imzalamayız. Bu anlamda imza hani peşinden imza atmıyoruz. Peşinden öyle bir şey yok. Peki. Taleplerimizi, tekliflerimizi ifade ediyoruz. Bu açıdan şunu net olarak ifade edeyim. Toplu sözleşme sistemimiz bizim. 6 ay önceden toplu sözleşme süreci başlıyor. Bittikten sonraki süreçte de bir sonraki yılın başından başlayıp 2 yıl sonrasını kapsıyor. İşte Ağustos ayında toplu sözleşme yapılacak ama Ocak 1 itibariyle 2024'te başlayıp 2025'in sonunu kapsayacak. Bu sistemin adil ve hakkaniyetli bir sistem olmadığını baştan söyledim. Çünkü bir daha söyleyin orayı. Yani siz neden şikayetçisiniz bu bizim, toplu özdeşme kanunundan? Bizim şikayetçiliğimiz kanunundan? Şundan. Şimdi bize toplu sözleşme sisteminde deniliyor ki siz bir ay içerisinde kamudaki bütün sorunları hem teklif edin, hem tasnif edin, hem bunları müzakere edin, hem uzlaşamadıysanız hakeme gidin, her şeyi bir ayda bitirin. Bir defa böyle bir sistem olmaz. Böyle bir şey mümkün değil. Niye mümkün değil? Şunun için. Şimdi biz burada teklifler getirmişiz. Masaya dünya kadar teklif gidiyor. Niye? Çünkü masada görüşülecek konu az değil. Burada memurlar, her memurun spesifik sorunları, her kurumun spesifik sorunları olduğu gibi emeklilerin sorunları var. Memur sistemi, işçi sistemi gibi değil. Kamunun bir sürü sorunu var. Bunların çoğu toplu sözleşme konusu. Onun için 936 başlıkta görüşme yapılacak. Bunların bir kısmı geçmiş dönemki çözülmüş olanlar. Bir kısmı yeniden görüşülmeye ihtiyaç duyanlar. Bir kısmı da yeni teklifler olmak üzere gidiyor. Şimdi siz bu kadar şeyi tutacaksınız. Bir ay içerisinde görüşeceksiniz, müzakere edeceksiniz, itiraz edeceksiniz, hakeme gideceksiniz, çözeceksiniz. Peki işçilerde nasıl bu? İşçilerde bunu 60 gün içerisinde başladığında 60 gün içerisinde çözülecek diyor. Bu kadar karmaşa bir durum da yok. Kamunun tamamını siz 11 sözleşmeyi genel çerçeve sözleşmesinde ne yapıyor? 6 aylık süreç içerisinde bu genel çerçeve sözleşmede istediği anda oturur, çerçeve sözleşmeyi bitirirler. Çerçeve sözleşme bir genel bakış açısı ortaya koyar. Ondan sonra da iş kolları başlar işçilerde. Ve onlar da 60 gün bir iş kolu için kullanırlar. Bizde 11 tane hizmet kolu, bir de genel sözleşme, hepsini beraber bir çuvalda tutacaksınız ve bir ay içerisinde bunun içinden çıkacaksınız. Yani bunun içerisinde hakimler de var, hizmetliler de var, asker de var, öğretmen de var. Hepsi var. Yani 4 milyonu bulan kamu görevlisi, 2 milyon 300 bin memur emeklisi var. Bunların sorunları, 936 tane talebi görüşeceksiniz. Bu bir defa toplu sözleşme sistemimizin bu boyutuyla mevcut durumu taşımadığını, bu konuda değişikliğe ihtiyacı olduğunu çok net olarak ifade ediyoruz. İkinci husus, yani izleyenlerimiz bazı konuları çok net olarak fark edebilsinler diye söylüyorum. Mesela bizde bugün başlayıp 5 ay sonra gelecek olan 4-6 ayı konuşurken işçi sisteminde öyle değil. Çerçeve sözleşmeyi 6 ay içerisinde çalışıyorsunuz. Çalıştığınızda bu 6 ay içerisinde bir yerde imzalayacaksınız. İmzaladıktan sonra geriye dönük 6 ayı birden tahsil edeceksiniz. Zam kısmı neyse tahsil edeceksiniz. Yani enflasyonun bir defa 6 aylık seyrini göreceksiniz. Nereye geldik? Şurada. Yani en son sözleşme oturulduğunda 15.21'di enflasyon. Dolayısıyla 6 aylık gelinen süreçte enflasyonun orada 15.21 olduğu yerde siz toplu sözleşme oturduğunuzda 15.21'in üstünde bir defa almak zorundasınız. Çünkü enflasyon burada zaten kendini göstermiş. Tamam, şöyle ben açıklayayım tekrar, yani benim anladığım gibi. Siz enflasyonu görmeden bir tahminde bulunmanız istiyor kanun. Tabii. Kanun istiyor bunu ve kanun diyor ki Merkez Bankası'nın tahminlerine bakarak yap diyor. Tabii. Yine kanun diyor. Tabii, hükümet diyor ki Merkez Bankası olarak bizim hedefimiz budur diyor. Biz de diyoruz ki hedefiniz bu ama bu hedef tutmuyor. Tutmuyor. O yüzden kanunun bu maddesini itiraz ediyoruz. Dolayısıyla enflasyonist ortam oynadığında da yükseldiğinde de enflasyon, bu kez aldığınız rakam eridiğinde de haklı olarak siz gelir kaybı yaşıyorsunuz, ücret kaybı yaşıyorsunuz. Bu açıdan bunun olması gerekeni ya bizim toplu sözleşme sistemimizi Türkiye'deki en azından işçi sendikacılığı toplu sözleşme sistemine uyarlayabilmek, evresel normlarda bunu genişletmek, müzakere süreci tanımak, bunu 30 gün içine sıkıştırmak değil, 60 gün diğerlerinde nasıl 60 günlük süre varsa 12 tane sözleşmeyi bir anda yaptığınızı baz alarak en azından 60 günlük süre verin. Yani bir ayın içine sıkıştırmayın. Bizim bundan önceki yaptığımız toplu sözleşmelerde, yani 5. dönem toplu sözleşmede biz
4 günde müzakere yapmak zorunda kaldık bütün maddeleri. Niye? Çünkü baştan tasdik, son araya bayram girdi ve 4 gün içerisinde bitirmek zorundasın ki hakem süreci yaklaşıyor. Bu açıdan toplu sözleşme sistemimize ilişkin benim buradan bu vesileyle ifadem bir kez daha söylüyorum. 4688'i revize etmek, yenilemek ve ILO normlarının, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün normlarına, en azından Türkiye'deki işçi sendikacılığı pratiğine uygun şekilde yeniden el almak gerekiyor. Ne lazım? Peki daha önceki görüşmelerinizde hükümet buna ne diyor? Bu konuda biz uzun süredir hem masada bu konuyu ifade ediyoruz hem de yaptığımız diplomaside bunu ifade ediyoruz. Bu ihtiyacı herkes görüyor. Yani işveren kısmı da, hükümet kısmı da görüyor. Onun için diyorum ki bu gelinen noktada toplu sözleşme, biz toplu sözleşme sistemine 2010 referandumundan sonra geldik ve ilk sözleşmeyi 2012'de yaptık. Yani toplu sözleşmeyle de memurlar geç tanıştılar. Ondan önce toplu görüşme vardı. Görüşme 2001 ile 2010 arasında gerçekleşti. Ondan sonra toplu sözleşme sistemine geçtik. Toplu sözleşme sisteminde de yeterli miktarda test edildi bu kanun. Bu kanunun revize edilmeye ihtiyacı var. Gözden geçirilmeye ihtiyacı var. Ben bu konuda umudumu koruyorum. Bunda da ne olması gerekir? Sürenin bir defa uzun tutulması gerekiyor. Müzakereye fırsat verilsin diye. Dayanışma ilat sisteminin getirilmesi gerekiyor. Tutanak sistemlerinin olması gerekiyor. Hakem sistemine ilişkin yeniden kurgu gerekiyor. Dolayısıyla toplu sözleşmedeki oturma düzenine ilişkin, katılımcı sistemine ilişkin bir düzenleme gerekiyor. Yani bunlara itiraz ettiğimiz zaman bazen... Kimler var masada? Mesela masada şöyle, sistemimiz... kamu işveren tarafı var, karşıda bakanın olduğu ve kurumlardan gelen bürokratların, yüksek bürokratların olması gereken bir sistem. Bu tarafta da kamu görevleri sendikaları heyetimiz var. Biz memur sen başkanı olarak bütün hizmet kollarında yetkili olduğumuz için, onun için aynı zamanda kamu görevleri sendikaları heyet başkanlığını yürütüyorum ben. Ben fakat yanımızda iki tane de diğer konfederasyon yanımıza konuluyor. İşte biri kamu sendikası, evet, biri iki tane konfederasyon yanımıza. İşçi sisteminde böyle bir şey yok. İşçi sisteminde nasıl? İlgili yetkili kimse sadece o gider pazarlığını yapar. Çünkü onlar eşit bir statüde pazarlık yürütürler. Bizde iki tane yanımıza yedek konulur. Dolayısıyla siz, onlar da teklif sunar, onlar da konuşma yapar. Dolayısıyla zamanın sıkışıklığından şikayet ettiğiniz yerde bu tip bir sistem çok hakkaniyetli değil. Yani özetle şöyle diyeyim. Bize bazen de derler ki, ya eliniz güçlü olsun, üçünüz berabersiniz derler. Ben de diyorum ki tamam, o zaman mesela masanın karşı tarafı da, hükümet tarafında eli güçlü olsun. Onlar da üç siyasi partiden birer tane yanına adam alsın. Muhalefetten. Olsun. Yani yani masa eşit olsun en azından. Adil olsun. Ama sizin diğer konfederasyonlar muhalefet mi yapıyor? Bu yani? Açıdan şöyle, bu toplu sözleşme sisteminin kendi içinde arızi durumları var. Bunu yaşadık, test ettik. Buraya çok boğmak istemem. Çünkü ekranda şu an sorunlarımızın bazı konularına değinecek mi diye bekleyen arkadaşlarımız vardır. Ama ben genel totalde şunu ifade ediyorum. Toplu sözleşme sistemimizin ele alınmasına, yasanın gözden geçirilmesine ve gerçekten Türkiye'ye yakışır, revize edilmiş bir toplu sözleşme sistemine bu anlamda ihtiyacımız var. Bunu bu vesileyle ifade edeyim. Tamam. Ama kamu görevlilerinin şu an ekranda şu konuya değinecek mi, bu konuya değinecek mi diye... Onları şimdi soracağım ben size. Bir yandan beklentileri var çünkü. Sizin taleplerinizi bitirelim isterseniz. 6 numaralı grafiğimizi getirelim arkadaşlar. Şimdi dini bayramlarda 4850 lira ikramiye istiyorsunuz. 2000 lira eş, 500 lira çocuk yardımı istiyorsunuz. Gelir vergisinin %15'e sabitlenmesini istiyorsunuz. Engelliler, gaziler, gazi ve şehit yakınlarına ilave ödeme yapmak istiyorsunuz. İsterseniz bunları kısaca açıklayın. Şimdi birincisi, bizim bu toplu sözleşmede 3 tane şiarımız var. 1- gelir dağılımında adalet. 2- ücret skalasında adalet. 3- vergide adalet. Türkiye'nin buna şiddetli ihtiyacı var. Gelir dağılımında adaletsizlik artıyor. Bunun bir an önce önlemini almak lazım. Bu orta sınıfı yok eder. Yani bu mevcut durum eğer önlenemezse orta sınıfı yok eder. Bu ülke için sağlıklı bir zemin oluşturmaz. Bu açıdan bir defa gelir dağılımında adalet sağlanmalı. Ücret skalasında adalet sağlanmalı. Yani kamuda çalışanlar arasında ünvan, yetki, sorumluluk boyutuyla bir hiyerarşik sistem var. Kamu böyle bir sistem ve bu memur devletin iş gören eli. Devlet güçlüyse memur sayesinde güçlüdür. Yani devlet dediğiniz zaman iş gören eli memurdur. Memur güçlüyse devlet güçlüdür. Devlet de güçlüdür. Memur zayıfsa devletin neyi güçlü olacak? Adam akşama kadar iç huzuru ile iş huzuru arasında durmadan tartışma yaşıyorsa,
içinde fırtınalar kopuyorsa, aldığıyla geçinemiyorsa, bir sürü sorun yaşıyorsa, dolayısıyla odaklanma sorunu yaşar. Bu açıdan memuru güçlü devletlerin memur sistemi de güçlüdür. Bu açıdan ücret skalası boyutuyla yeni bir tartışmaya, baştan sona kadar kamp personel sistemini tartışmaya ihtiyaç var. Sayın Cumhurbaşkanımız ruhsatı yeniledi ve seçimde milletimiz yeniden güven oyu verdi. Biz de bu istikrara vurgu yaptık. Türkiye'nin istikrarı kaybolmasın diye. Çünkü istikrarsız ortamlarda en çok memur, sabit gelirler kaybederler. Bu açıdan her zaman söylediğim sözü bir kez daha söylüyorum. Bizim memurların kazandığı zeminler istikrarlı zeminlerdir. Hem ekonomik istikrarın, düşük enflasyonun olduğu zeminlerde memurun aldığı elinde kalır. Değilse memur zorlanır. Sabit gelirliği çünkü. Bu açıdan bu istikrar zeminini yakaladığı yerde Türkiye'nin kamu personel sistemini baştan sona yeniden ele almaya... Onu özellikle soracağım. Ele almaya, Sayın Başkan. Ücret adaleti kısmında skala ayarlamasını yeniden yapmaya ihtiyacı var. Yani hizmetli, memur, şef, şube müdürü, ilçe müdürü, il müdürü yardımcısı gibi merdiven basamağı gibi kamuda bir yetki sorumluluk alanı var. Bu yetki sorumluluk alanı içerisindeki makaslar çok aşırı yaklaştığı için ciddi bir adaletsizlik, ciddi bir hakkaniyetsizlik var. Bu şu an kamudaki en büyük tartışma, en büyük huzursuzluğu beraberinde getiriyor. Çok soru geldi bu konuda. Bu açıdan ücret adaletinin sağlanması için skalanın yeniden ayarlanmasına ve bu hakkaniyetin yeniden tesis edilmesine ihtiyaç var. Onun için mühendis huzursuz. Haklı mı? %1 milyon haklı. Niye? Çünkü siz devasa santralleri, devasa barajları ona emanet ediyorsunuz. Onun enerjisini, onun gücünü, onun bilgi beynini, birikimini alıyorsunuz. Ama onun yanında çalışan diğer personelle kendisini kıyasladığında çok değersiz ve kıymetsiz hissediyor. Çünkü aldığıyla yaptığı veya taşıdığı sorumluluk arasında orantı yok. Şube müdürü huzursuz, aşırı huzursuz. Niye huzursuz? Çünkü kendi mahiyetinde çalışan eleman kendinden çok yüksek aldığı zaman, o zaman burada bir adaletsizlik var demektir. Ya da akademisyen, üniversitede akademisyen. Yani yıllarınızı vereceksiniz, ömrünüzü vereceksiniz, profesör olacaksınız, doçent olacaksınız, akademiye gideceksiniz. O kadar emek sarf edeceksiniz. Aldığınız rakamla yanınızda bulunan bir başkasını kıyasladığınızda o zaman bilimsel çalışmanın ne anlamı var? Bilimsel çalışma bu ücretle olur mu diye bir değersizlik hissi yaşarsınız. Bu açıdan kamuda personel sisteminin yeniden alınmasına, ücret skalasının hakkaniyetli bir şekilde düzenlemesine ihtiyaç var. Ben daha önce Çalışma Bakanımızla burada program yaptığımda şunu sordum. Şimdi kamu mühendisleri yazıyor bize, akademisyenler yazıyor bize, taşeron işçiler yazıyor bize. Dünya kadar insan sıkıntıda isyan ediyor yani. Haklı olan tarafları çok fazla. Fakat şöyle bir sorunumuz var Sayın Başkan. Memurların bir kira yardımını düzelttik diyelim. Hı hı. Ya da işte evlenme yardımı yaptık. Orayı düzeltirken başka bir tarafta başka bir arıza çıkartıyoruz. İşçilerin bir sorununu düzeltirken başka bir yerde başka bir arıza çıkarıyoruz. Şimdi memurlara %22 zam, 22 bin lira alt sınırı getirdik. Bu sefer şube müdürü veya il müdürü veya bir hakim diyor ki ya ben şu kadar maaş alıyorum ama benim evrimde çalışan adamın maaşıyla aramızda 1000 lira fark oldu. Ben niye bu kadar yıl okudum, doktora yaptım, master yaptım efendim. Şimdi bizim çalışma yaşamımızla ilgili büyük bir reforma ihtiyacımız var. Katılır mısınız? Kesinlikle. Şunu söyleyeyim. Gelinen nokta itibariyle kamu sisteminin, ücretlendirme politikalarının, vergi politikalarının, bunların tamamının yeniden sağlıklı kafayla tartışılmasına, doğru düzgün projeler geliştirilerek yeterli tartışmalar yaptıktan sonra yeniden sistematik bir şekilde kurulmasına ihtiyaç var. Bunun en bariz örneği, şimdi ben size ifade edeyim. Hizmetli, Temmuz maaşı 20.352 az önce ifade ettik orada. Şoför 21.256. İşte memur 21.256. Kim? Öğretmen 8'e 1, 23 lira. Öğretmen 23 lira aldığı yerde siz neden bahsediyorsunuz? Hangi ücret adaletinden bahsedeceğiz? İşte hemşire 25 lira, mühendis 28 lira. Şu an gelinen, yapılan zamlarla beraber gelinen rakam. Peki bu arkadaşlarımız yanındaki bütün personelle kendini kıyaslıyor. Bakıyor, diyor ki bu sistemde bozukluk var. Bu doğru bir yöntem değil diyor. Bu ücretler hak edilen ücretler değil. Bunun üzerinde hak ediyor çalışanlar. Alnının terini, emeğinin karşılığını alamadığı için de bu huzursuzluk gittikçe büyüyor.
AK Parti hükümetleri Türkiye'de çok şey değiştirdi. Bak çok şey. Yani geçmişten Türkiye'nin kronik sorunları, sıkıntıları, Türkiye'nin vesayetle mücadelesi, özgürlüklerle ilgili sorunları olan alanların tamamen temizlenmesi gibi çok devasa değişimler yaptı ve Türkiye'nin büyümesini de sağladı. Türkiye'nin itibarını yükselmesini de sağladı. Ama geçmişte bitirdiği bir şey yeniden geliyor şu an önümüze. Nedir o? Geçmişte işçi memur tartışmaları vardı kamuda, huzursuzdu kamu. Bunu bitirmişti aslında. Şimdi aynı zemine bir daha dönüyoruz. Bu tartışmalar kamuyu yeniden alıyor. Çalışanlar arasında bir huzursuzluğa sebebiyet veriyor. Bu açıdan ücret politikalarını düzgün ayarlamak gerekiyor. Memurları işçilerle karşı karşıya getirmemek gerekiyor. Çünkü ikisi de emekçidir. Bakın ben Başkan, burada çok net söylüyorum. Memur Sen Başkan olarak hiçbir memurun işçinin aldığında gözü olamaz, olmamalı. Olmaz. Memur alnının, alın terinin karşılığını, emeğinin karşılığını, okumasının, KPSS'ye girmesinin, dirsek çürüttüğünün, beyin gücünün bunun karşılığını istiyor. Bu açıdan bu zemini eğer düzgün tesis etmezseniz çalışanlar arasında tatsızlığa sebebiyet verir. Ücret adaletsizliği kamuda gittikçe büyüdüğü zaman toplumsal bir soruna dönüşür. Bu açıdan Türkiye belli zorlukları geçti, belli süreçleri atladı. Önümüzde Cumhurbaşkanlığı seçimi en önemli eşiklerden birisiydi. Bu eşik de atlandı. Ben şimdi bundan sonraki süreçte hakikatli ve hakkaniyetli bir şekilde kamunun bu ücret adaletini, ücret skalasını, ücretlendirme biçimini yeniden ele alması gerektiğini çok net olarak söylüyorum. Toplu sözleşme bunlar için en önemli enstrümanlardan birisidir toplu sözleşme masası. Çünkü toplu sözleşme masasını Kemal Bey devre dışı bırakıp yaptıkları her düzenlemede daha büyük sorun yaşadık. Doğru. Şu kıyaslamayı da ben biraz yadırgıyorum. İşte ben diyelim ki kamuda bir yönetici arkadaşımız. Benim emrimde çalışan işçi işte bu kadar alıyor. Ben bu kadar alıyorum. Bu adaletsizlik diyor. Şimdi işçi azalmıyor yani. Kendisi azalıyor aslında. Yani o kıyaslamada bir hata var sanki. Aynen öyle. Ben de aynısını söylüyorum. Diyorum ki oradaki arkadaşlarımızın aldığı çok yüksek rakamlar değil. Az önce ifade ettim, kiraların durumu ortada. Dolayısıyla böyle bir zeminde onun aldığına bakma. Kendimizin alması gerekenin peşine düşmeliyiz. Onun için bizim işçinin aldığında gözümüz yok. O emekçidir. Onu almalıdır ve daha fazlasını da almalıdır. Ama memurun da buradaki bu ücret adaletsizliğinden dolayı sızlanmasını doğru anlamak lazım. Ve bunun için bir an önce adım atmak lazım. Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde Türkiye çok şeyi aştı. Çok büyük sorunları aştı. Hı hı. Gerçekten çok büyük atılımlar da yaptı. Bu konu yine aşılacaksa Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde aşılacak. Onun talimatlarıyla aşılacak. Onun kadrolarını yetkilendirmesiyle ve onlar üzerinden talimatlandırmasıyla aşılacak. Ben bu konuda zamanın tam da bu zaman olduğunu söylüyorum. Çünkü bunun için gecikilecek her şey sosyal olarak başka sıkıntıları, başka yaraları, başka sorunları beraberinde getirir. Buna fırsat vermemek lazım. Sizin mesela ideal ve adil bir kamu personel rejimi, kamu yönetimi sistemiyle ilgili bir çalışmanız var mı? Yani hükümete böyle bir öneride bulunabilir misiniz? Aslında bizim bu toplu sözleşme sistemlerimiz, toplu sözleşmede getirdiğimiz teklifler kamuda bu ücret adaletsizliğini gidermeye, skalayı yeniden ayarlamaya yönelik tekliflerdir. Ama bunu daha detaylı, sistemin kendisini ele alan bir tartışma ancak hükümetin bu konuda istekli olmasıyla olur. Hükümet bu konuda yeterli miktarda doneye, yeterli miktarda sorun alanını sondajlamaya artık gerek duymamalı. Çünkü sorun kendisini gösteriyor. Bizim toplu sözleşme sistemimiz ele alınmalı. Kamu personel sistemi baştan sona kadar yeniden ele alınmalı. Ücretlendirme politikası ele alınmalı. Vergi politikaları yeniden ele alınmalı. Çünkü çok üretenden çok, az üretenden az alacak şekilde olmalı vergi politikaları. Dolaylı vergiler bizi yoruyor. Yani KDV'dir, ÖTV'dir diye şeylerin içine girilmiş olan vergi sistemi şu an yoruyor. Bu açıdan vergilendirme politikasına da mutlaka yeniden girilmesi ve oraya cümle kurulması gerekiyor. Çünkü vergi politikasını çok bu konuda sağlıklı bulmuyorum. Size bir veri paylaşayım şimdi. Çünkü dolaylı vergiler, yani doğrudan vergiden ziyade dolaylı vergiler şu an çalışanı zorluyor. Bazı rakamları buraya almıştım. Onu size ifade etmek isterim. Çünkü işte en son şeylerde bakıyorsunuz, vergilendirmede tutuyoruz ve diyoruz ki şu 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 ürünlere şu kadar zam yapılmıştır. Bu ürünlere bu kadar zam yapılmıştır diye vergiye ilişkin cümleler kullanıyoruz. Bunun ortadan kaldırılması gerekiyor.
Orada bir iki hususu özellikle çizmiştim. Siz zannediyorum sabitlenmesinden yanasınız. Vergiyi 15'e sabitlemeliyiz bir defa. Kesinlikle vergi %15'e sabitlenmeli. Yoksa diğer türlüsü sorun oluşturur. Dolaylı vergiyle doğrudan vergi arasında sorun var. Peki siz bunda bir ücret kadar... dengesi vardı. Birazdan onu ifade ederim size. Şunu sorayım ben size. Vergi sisteminde bir değişiklik oldu. Yani tam tersine oldu. Önceden doğrudan verginin alınan oranıyla dolaylı verginin oranı yer değiştirdi şu an. Yani %30-60 dengesi varsa önceden doğrudan alınan vergi %60'sa dolaylı vergi %30'sa şimdi o karşılıklı yer değiştirdi. Onun için vergilendirme politikasını yeniden baştan sona ele almak gerekiyor. En önemli sorunlardan birisi orası. Bunu açtığı zaman Türkiye rahatlar. Bunun için de uygun zemin diye düşünüyorum ben. Tamam. Şimdi nişanlı bir izleyicimiz yazıyor. Evlenmek istiyor ve evlenme yardımı evet. sözü vermişti Sayın Cumhurbaşkanı. Onu bekliyorum diyor. Sizin tekliflerinizden bir tanesinde de evlenme yardımının 24.215 lira olmasını istiyoruz evlenme yardımının. Çünkü bu şartlarda artık hayat kurmak, evlenmek. Bu bir seferlik mi? Çok kolay değil. Evet, evlenme yardımı olarak bir seferliğine mahsus. Kamuda memurken evlenecekse... Bir de faizsiz kredi evet. fikri vardı Sayın Cumhurbaşkanı'nın. Evet, o da bizim şeylerimizde var, tekliflerimizde var. Faizsiz kredide de aynı şekilde 150 bin TL bir faizsiz kredi sistemi uygulansın istiyoruz. Evet, bu doğum yardımı 5.098 lira talebiniz var. Doğum kreş yardımı aynı şekilde, ölüm yardımı var memurlarda. Dolayısıyla bunları 19 bin küsur, yani günün şartlarına göre bir miktar arttırdık. Aslında bunlar daha yüksek olmalı ama biz mevcut Türkiye'nin mevcut bütçesini, mevcut durumunu, deprem bölgesindeki 10 tane ilimizde ortaya çıkan tabloyu bunları düşünerek dolayısıyla bugünkü şartlarda buralarda iyileştirme yapmak ve adım adım iyileşmeyi beraber sağlamak konusunda bunları ifade ediyoruz. Yoksa mevcut ekonomik koşullar içerisinde bu rakamlar hani çok çok yüksek rakamlar falan değil. Sayın Başkan, çalışanların eş durumundan kaynaklanan tayin sorunları ile ilgili de çok soru geliyor. Bununla ilgili var mı bir öneriniz, bir teklifiniz olacak mı? Var. Şunu söyleyeyim. Türkiye'de sözleşmeli memur uygulaması dolayısıyla en büyük tartışma bu alanda yaşanıyor. Biz sözleşmeli memur uygulamasına karşı çıktık. Baştan beri karşı çıktık. Hmm. O kadar çeşitlendi ki az önce ifade ettim kamu personel sistemi içerisindeki çeşitlilik arttı diye. Bu o kadar çeşitlendi ki bir ara süreli sözleşmeli, süresiz sözleşmeli yok 399'lu yok İHS'li yok ÖHT'li böyle sözleşmeli çeşidi kendi içerisinde dağıldı gitti 39 ayrı farka ayrı İslam biçimine dönüştü. Bu açıdan biz buna ilişkin çok ciddi mücadele ettik. 53-93'lerle ilgili konu bayraklaştı. Özellikle yerel yönetim seçimlerinden sonra bazı CHP'li, HDP'li belediyelerin memurları işten çıkarması ile ilgili oluşan süreç bizim sorunu anlatmamızı biraz daha kolaylaştırdı. Çünkü sözleşmesini yenilemeyle kapının önüne koydular. Biz Kırşehir Belediyesi'nin önünden tutun da Odunpazarı Belediyesi'ne varana kadar İzmit'ten tutun da diğer yerler birçok yerde protesto yaptık. Ve en sonunda gelinen noktada biz dedik ki sözleşmeli sistemi konusunda şunu özellikle ifade edeyim bakın. Sözleşmeli'de son şurası diye bir şura yaptık. Kamunun fotoğrafını çektik biz bununla o zaman. Bu sözleşmeli'ye son şurasını 2019'da yaptığımızda kamudaki dağınıklığı ortaya koyduğumuzda bunun ne kadar kıymetli bir iş olduğu daha sonra anlaşıldı. Ve 3+1'e sözleşmelilik en azından 3+1'e indirildi. Bütün kurumlardaki süresiz sözleşmeliler falan 3 yıl sözleşmeli 1 yılda çalıştıktan sonra kadroya geçecek. 1 yıl daha çalışarak kadroya geçecek şekilde... Bu anlamda sözleşmelilik süresi toparlanmış oldu ama bu da sorun. Niye? Çünkü eş durumundan bir araya gelemiyorlar insanlar. Evet, devlet memuriyeti konusunda devlette güvence esastır. Sözleşmelilik amirin iki dudağı arasındaki olan iş güvencesi kısmını evet bir anlamda kurtardık, rahatlattık, nefes aldık. Cumhurbaşkanımıza o süreçte özellikle bu sürece ilişkin olumlu yaklaşım için teşekkür ettim. Çünkü 460 bini aşan sözleşmeli bu dönemde kadroya geçti. Bizim gayretimiz ve onların bu konudaki himmetiyle beraber 2011 yılında yine aynı şekilde 280 bin sözleşmelinin kadroya geçirilmesini sağladık ve Sayın Cumhurbaşkanımız o süreçte de meseleyi düzgün izah ettiğimizde buna olumlu yaklaşmıştı. Bu açıdan bu sözleşmelilik sistemine
Evet, hepsi belli bir standarda getirerek belli bir form biçildi ama aile bütünlüğü konusunda meclisteki yasalaşma sürecinde de itiraz ettik. Bakın bu yine devam edecek, yine sorun olacak. Çünkü anayasamız aile bütünlüğünü önemser. Karı kocanın bir arada bulunması. Nasıl bir sorun oluyor? Şundan dolayı, şimdi siz tayininiz çıktı, siz gittiniz buradan, diyelim ben Şırnak'ta 5 yıl çalıştım, Şırnak'a tayininiz çıktı. Siz de İstanbul'dasınız, düşünün Şırnak'a tayininiz çıktı, eşiniz de İstanbul'da kaldı. Evet. Dolayısıyla şimdi aile ne oldu? Parçalandı. Eş durumundan... Size eş durumundan diyor ki burada siz mevcut durumda 3 yılınızı doldurmadan tayin isteyemezsiniz. Yeni düzenleme de diyor ki 4 yılınızı doldurmadan tayin isteyemezsiniz. Yani 4 yıl ailenizden ayrı olacaksınız. Benim yeğenim böyle yaşıyor. 4 yıldır çok, eşinden ayrı. Bu çok büyük bir sorun. Aile bütünlüğünü sağlayamadığınız zaman çocuk da arada sıkıntı yaşıyor. Hatta ben Cizre'de eylem yapmıştım o süreçte. Eyleme kim geldi dersiniz? Babaanne, anneanne, aile büyükleri geldi. Niye? Çünkü diyor ki bu sistem bizi de ayırdı diyor. Bir ben geliyorum toruna bakmaya. Eşim orada kalıyor memlekette. Sonra nöbetleşe o geliyor. Bir ben geri gidiyorum. Onlar da ayrı. Bu açıdan aile bütünlüğünün sağlandığı bir zemindir esas olması gereken. Kadrolu istihdamda bir yılınızı, kadrolu istihdamda stajyerliğiniz kalktığında tayin isteyebiliyorsunuz. Aile bütünlüğünüzü stajyerliğiniz kalktığında sadece bir yıllık fedakarlık istiyor sizde. Ama bunda 4 yıllık fedakarlık istiyor sizde. Onun için de bu tartışma devam ediyor. Asıl olan kadrolu istihdamdır kamuda. Bu tip palyatif çözümlere, bu tip yani sizin eş yollara girmemek gerekiyor. Öneriniz sözleşmelileri meselesini kaldıralım. Kadrolu istihdam. Kadrolu istihdam olması yapalım. Gereken kadrolu istihdam. Onların da tayini çıktığında eşi de beraber gitsin, gidebilsin, aile tabii, parçalanmasın. Çünkü atandığınızda normal memur olarak, kadrolu memur olarak başladığınızda birinci yılınızı doldurduğunuzda tayin hakkınızı elde ediyorsunuz. Adaylığınız kaldırıldığında tayin hakkınızı elde ediyorsunuz onda. Ama bunda eş durumundan bile tayin istemek için şimdi size 3 yıl şartı koşuyor. Diğerinde 4 yıl şartı koşuyor ama bu sistem ailelere böldüğü için sözleşmede bunu önerecek misiniz? Tabii maddelerimiz arasında var. Yine aynı konulara giriyoruz. Niye? Çünkü bu en fazla bize gelen talep, en fazla bizim sahada şahit olduğumuz gerçeklik. Peki. Akademisyenlerden yazan çok var. Özellikle üniversitedeki hocalarımız akademisyenlerin yaşadığı sıkıntıları ısrarla dile getirmenizi talep ediyorlar. Şimdi üniversitedeki akademik personele ödenen üniversite ödeneği var. Bunun bir defa %100 artırımla ödenmesini istiyoruz. Yani 4843 lira ilave ödeme yapılmasını istiyoruz. Eğitim bir sen olarak akademisyen kısmı eğitim alanının hizmet kolu talepleri içerisinde konfederasyon kısmından ziyade. Çünkü üniversiteler eğitim, öğretim, bilim hizmet kolu alanının talepleri. Siz zaten eğitim bir sen başkanısınız. Aynı zamanda eğitim bir sen başkanı olduğum için vakıf olduğum bir konudan konuşuyorum. Üniversite ödeneğinin bu anlamda %100 artırılmasını istiyoruz. Geliştirme ödeneği miktarı var. Yeni kurulan, geliştirmeye yönelik üniversitelerin olduğu yerlere geliştirme ödeneği miktarı var. Bunun artırılmasını istiyoruz var. İstiyoruz. Üniversite idari personelinin bu geliştirme ödeneğinden, yüksek öğretim tazminatı ve döner sermaye katkı payından bu üniversitedeki idari personelin de faydalanmasını istiyoruz. Çünkü üniversiteler bir bütün olarak düşünülmeli. Yani akademisyen olarak sadece üniversite görülmemeli. Çalışma hayatı bir bütündür. Sizin yanınızdaki arkadaşlarınız sizin çalışma arkadaşlarınızdır. Bir başarı varsa, beraber başarısızlık varsa beraber bu anlamda üniversitedeki idari personelin de geliştirme döneminden faydalanmasını, yüksek öğretim tazminatı ve döner sermaye katkı payından bu anlamda onların da faydalanmasını istiyoruz. Üniversite hocaların ek ders birim ücretleri konusunda %40'lık bir iyileştirme yapılmasını istiyoruz. Birim ücret %40 artırılmalı. Bu şeyde de 70 TL bunun 117 TL'ye çıkarılmasını istiyoruz. 71.37 brüt ek dersin birim ücreti, günlük bir saat ilave ek ders giriyorsanız. Bu az önce ifade ettiğim gibi usta öğretici ve kadrosuz usta öğreticiler ve ücretli öğretmenler. Şu an ücretli öğretmenler kamuda 5000 liraya çalışmış oluyor. Yani asgari ücret bile alamıyor. 180 bine yakın ücretli çalışan öğretmen oluyor bazen. Bu bunlara açıdan, çocuklarımızı teslim ediyoruz. Yani aynen bu. Yani aslında bunların da durumu düşünülmeli. Asgari ücretin altında bir defa kamuda ücretlendirme diye bir şey olmamalı bir defa. Yani bu açıdan bizim bu eğitim, öğretim, hizmet konumunda istediğimiz bazı talepler bu arkadaşlarımıza da nefes aldıracak talepler. Onun için ek ders birim ücretinin brüt 71'den
117'ye çıkarılmasını, üniversitelerde %40 hocalarda artırılmasını, üniversite idari personeline üniversiteler arası isteğe bağlı yer değişikliği hakkı. Az önce sordunuz, dediniz ki mesela sözleşmeli personelin en önemli sorunu ne? Aile bütünlüğü. Bunlar için de aynısı var. Burada da şöyle bir durum var. Bunu geçen dönem toplu sözleşmede kayıt altına almıştık aslında. Üzerinde YÖK'le beraber çalışarak bir sistematik üretecektik. Bayağı bir trafik yaptık, tıkandı kaldı, bir türlü aşamadık. Bu toplu sözleşmede bir daha getiriyoruz meseleyi masaya. Sebebi şu. Mesela eşiniz Tunceli'de Muzur Üniversitesi'nde. Siz de Muğla Üniversitesi'ndesiniz. Eşiniz orada veri hazırlama, kontrol işletmeni. Sizin de Muğla'da bir tane kontrol işletmeni arkadaş oraya gitmek istiyor. Çünkü onun da eşi orada. O da bu tarafa gelmek istiyor. Buna bir imkan tanımayan bir sistematik var ya. En azından becaiş yapabilecekleri bir sistem uyduralım da en azından bunlar karşılıklı yer değiştirebilsinler. Niye? Kadrosuyla gidiyor diye o zaman vermek istemiyor. Mevzuat buna müsaade etmiyor. O zaman mevzuatı değiştirelim. Peki bir şey soracağım. Önemli olan insani politikalar olsun. Tamam. İnsani mevzuat olsun. İnsanı merkeze alsın. Yoksa yasa hemşerim diyerek bu işin içinden çıkılmıyor. Çünkü o orada mağdur, bu da burada mağdur. Bu açıdan peki idari personeli de yer değiştirmek istiyoruz. Bir de üniversitelerde müsaade ederseniz üniversitelerde görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavları konusu üniversitelerde en çok tartışılan konuların başında geliyor. Yani kişiler görevde yükselmek istiyorlar mı? Evet. Sınav açılmıyor. Bu olacak bir şey değil. Kamuda görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavlar rutin olarak açılmalı. Bazı kurumlarda açılıyor, bazılarında açılmıyor. Biz bunu KPDK'da tartışma konusu yaptık. %38'i kamunun tamamını bazar, üniversiteler dahil. %38'i 10 yılda bir defa sınav açmış. 10 yılda bir defa açanların sayısı. Yani iyimser rakam. Yani %62'si hiç sınav açmamış. Nasıl olacak bu görevde yükselmeler? Ata, hulle yöntemle bir alta indir. Başkasını bu olmaz. Kamuda onun için. Şu soruyu unutmadan sorayım. Bu eş durumundan dolayı tayinlerde bir kamu düzeninde bozulma olmuyor mu? Yani Ömer Dinçer'in Milli Eğitim Bakanlığı zamanında çok tartışılmıştı bu. Öğretmenlerin eş durumundan dolayı gitmesine sınırlama getirmişti. Şimdi bazı şehirlere yığılmalar, bazı yerlere daha fazla gitmeler, ihtiyaç olmadığı halde gitmeler. Yani bu eş durumundaki komplikasyon diyelim. Yani evet. Kamu açısından düşünelim bir de. O da kamu düzenini kurmaya çalışıyor. Herkese eşit hizmet vermeye çalışıyor. O zaman bir karışıklık olmuyor. Bunu nasıl düzenleyeceğiz? Şöyle, zaten orada ihtiyaç varsa bu, şöyle düşünün siz. Trafik müsait, yol müsait size... Efendim siz gitmeniz için yolda şu kadar süre bekleyeceksiniz, ondan sonra gideceksiniz diyemeyeceğim. Ya orada aynı kadro boş. Bu kadroda boşluk varsa zaten götürebiliyorsun. Boşluk yoksa götüremiyorsun. Diyorsun ki ben bunu götüreyim, orada bir boşluğa vereceğim. Aynı kadroda boşluk, başka bir ihtiyaç var orada. Veya ücretli öğretmenle orayı dolduruyorsun. Bu da diyor ki ben eş durumundan buradan oraya geçmek ve ailemizle yan yana çalışalım. Yani yatayım istemiyor. Bedavadan maaş alayım istemiyor. Diyor ki orada müsaitse geçeyim. Şimdi bu bunun için diyorsun ki sen 4 yıl bekle, ondan sonra bu hakkını dene. Bu sözleşmeliler için geçer. Sözleşmeliler ama için. Diğer konuda da yani diğerlerinde bir kamu mesela, düzenini sağlamada bir sıkıntı oluyor şöyle, gibi. Kamu düzenini sağlamada zaten şartlar müsaitse, pozisyon müsaitse gider. Değilse burada bizim bu alanda ihtiyacımız yok dediği yerde ille de beni oraya getir, ihtiyacın yoksa ben orada durayım. Sanırım bunu anlarız. Buna ilişkin devletin tarzını, tavrını bunu anlarız. Ama buradaki şey şu. Mesela yeni öğretmen ataması yapıyorsun diyelim. İstanbul'a yeni öğretmen ataması yapıyorsun. İstanbul'a eş durumundan gelmek isteyen adam da diyorsun ki sen o da 4 yıl bekle diyorsun. Yani şimdi öncelik ailelerin bir araya gelmesi olmalı. Buradaki temel itiraz bu. Evet. Şimdi kamu mühendisleri var. Belediye taşeronları ile ilgili itirazlar var. Hiyerarşik memurlar arasındaki hiyerarşik yapının bozulmasından, orantısız maaştan dolayı şikayetler var. Bunları soracağım. Bunları toplu sözleşmesine koydunuz mu diye, ama kısa bir aramız daha var. Ondan sonra hiç ara vermeden programa devam edeceğiz. Kısa bir ara vereceğiz. Lütfen bizden ayrılmayın.